Hello everybody. This is Tonguç Academy and I am your English teacher Robert. Arkadaşlar 9. sınıf İngilizce yazılısına hep beraber hazırlanıyoruz. Haydi başlayalım. Şöyle bir notlarıma baktığımda inspirational people yani bana ilham veren insanlar. Bridging cultures, kültürler arası bir böyle birleştirme, bir geçiş. World heritage yani böyle dünya mirasları gibi düşünebiliriz. Bu üniteler görüldü fakat bunların içerisinde ne yaptık dersek. Asking about and describing people. Bakın şimdi. Ask sormak... Describe, betimlemek, anlatmak. Neyi hocam, neyi anlatacağız? İnsanların appearances, yani dış görünüşleri, characters ve onların karakteristik özellikleri. Bu ne demek? Sıfatları, fiziki yani fiziksel özellik bildiren sıfatlar ve karakteristik özellik bildiren sıfatları bilmem gerektiği. Sonra bu karakteristik özellikleri ya da bu fiziksel özellikleri ne yapacağız? Compare contrast yapacağız. Yani karşılaştırmasını yapacağız. Expressing opinions. Bir fikir sunmak istediğinde o fikre okeysen agree. Yok efendim katılmıyorsan disagree. Talking about current activities. Burada sadece şunu söylemek isterim. Hali hazırda güncel şu an içinde bulunduğunuz bu anlama gelecektir current. Şimdiki demektir arkadaşlar. Aktivitelerden bahsedeceğiz. Peki hocam 6'da ne yapmışız? Bakın bu sefer de insanı değil de şehri, şehirle ilgili bir şeyler sorabilirim veya şehri describe, betimleyebilirim, anlatabilirim. Identifying cultural differences. Ne yapmışız? Kültürel farklılıkları görmüşüz. Konu bridging cultures ya. Talking about travel en sevdiğim. Seyahatten konuşmuşuz tourism ve turizm sektörüne girmişiz. Ordering food ve ben yemeği nasıl sipariş ederim? Ayrıca bunu görmüşüm bu ünitede. Peki hocam 7'de ne yaptık World Heritage? Bir kere dünya mirasları dediğine göre belli ki son derece geçmişe gidebilirsin. Yani senin simple pastı iyi bilmen gerekecek bir. Making inquiries bununla ilgili araştırmalar, bununla ilgili soruşturmalar yapmayı görmüşüz. Bir de arkadaşlar bir interview içerisinde değil mi? Sorular sormayı yahut da bu sorulara cevap vermeyi görmüşüz. Şimdi sayfamı çevireceğim. Yazılı da neyle karşılaşırım? Bir kere metinle bakın metinle yüzde yüz karşılaşırım. Hatta ben şöyle söylemek istiyorum size arkadaşlar. Bir dakika hop aldım kağıdımı diyorum ki Gözünüze gözünüze sokacağım. Buradan soru gelir. Buradan soru gelir. Pekala. Şimdi. Diyor ki. <laughs> read the text. Bakın. Metni okuyun. And write true or false. Ya da efendime söyleyeyim bir true ya da bir false olarak cümleleri cevaplayın demiş bize. Pekala. Şimdi önce ne yapıyorum? Bakın. Selin bir şair belli ki. Poet. Benim ne yapmam lazım? Kelimeyi bir kere bilmem lazım. Kelime hazinem benim çok önemli. Selin'in şiirleri evrensel midir? Bu doğru bir cümle evrenseldir diyor daha doğrusu burada. Bu doğru ise T koyacağım. Yok efendim metne göre Selin'in şiirleri evrensel değil ise... T koyacağım. Bunun yanlış olduğunu ifade etmek için. Başlıyorum. Bakın şimdi. Şimdi sıfatlardan gitmem lazım dedim ya. Worldwide. Dünya çapında known. Bilinen bir şairmiş bu senin. Bu bir. She expresses. Ha bu arada sorunun cevabı çıktı mı? Şimdi worldwide. Dünya çapında bilinen. Bakın universal. O zaman ne yaptım arkadaşlar? Hemen buraya T. True'yu koydum. Devam ediyorum. Diyor ki ikide. Her style. Şimdi bu kişinin şiirine yönelik bir stili var değil mi? Expressive, etkileyici bir stilmiş bu. Rich in imagery. Ve böyle resmen sende görsellik yaratıyor. O kadar zengin bir imagery'si varmış. Doğru mu bakalım? She expresses her emotions deeply. Bakın geldi arkadaşlar. Şimdi öyle bir ifade ediyor ki hislerini gayetlerinden ve creates. Great imagery. Bitti. Bakın son derece zengin bir imagery var. Nerede? eserlerinin içerisinde. O zaman ben buraya yine ne yapmak durumundayım? T. True'yu söylemek zorundayım. Pekala. <laughs> She captures. Ah, üçünü soruyu alalım. Selin can be 38 years old. Şimdi bu kişi 30 yaşında olabilir mi? Buna bakacağız. Eğer okey ise 38 özür dilerim arkadaşlar. 38 38 yaşında ise doğrudur. True diyeceğim. Diyor ki she, devam edelim. She captures me. Beni öyle bir içine alır ki almost in all her poems. Yani bütün şiirlerinde beni içine alır. She is my inspirational character. Yani beni etkileyen, bana ilham veren kişidir. Selin is in her early thirties. Bakın şimdi arkadaşlar. Early thirties otuzlarının başında. Demek ki bu kişi otuz. 31, otuz 32 33 yani 35 ve öncesi yaşlarda. O zaman arkadaşlar bu nedir? 38 30'ların sonlarında olmadığına göre ben buraya hemen false yazmak durumundayım. Yanlış bir cümle. Peki dörde bakalım. It is possible to see her without glasses. Bazen onu gözlüksüz görmek. Bakın şimdi dış görünüşüne yönelik bir bilgi gelecek. Bazen onu gözlüksüz görmek mümkündür. Bakalım doğru bir cümle mi? Arasına gözlüksüz görebiliyor muyum yoksa sürekli gözlük takıyor mu? She is tall. Bakın şimdi arkadaşlar dış, dedim ya appearances, fiziksel görüntü. Uzun boylu birisiymiş, thin ve ince yapılı birisiymiş. With long wavy brown hair. Yani dalgalı, kahverengi saçlı, gayet uzun ve ince yapılı bir kişi. She has got big green eyes. Onun kocaman yeşil gözleri var arkadaşlar. She sometimes wears glasses. Bakın şimdi burası önemli. Diyor ki ara sıra gözlük takar. O zaman it is possible to see her without. Bakın bazen gözlüklü bazen de gözlüksüz görmek mümkün mü? Mümkün. O zaman ne yaptım arkadaşlar? Bu cümle doğrudur dedim metne göre. Peki 5'e geldim. She does sports every day except weekends. Hafta sonlarının haricinde. Bu kelimeye dikkat. Hariç. Bakın hafta sonlarının haricinde her gün spor yapar. Bakalım doğru mu? Devam etmek istiyorum bu arada. She is French Canadian. Kendisi Fransızlı bir Kanadalıdır. That's why she speaks English with a strong French accent. Diyor ki işte bu nedendendir ki İngilizceyi kuvvetli bir yoğun bir Fransız aksanıyla konuşur. She comes from a large family. Büyük bir aileden doğmuş. Oradan gelmiştir. She has three older brothers. Bakın üç tane ağabeyi var. And two sisters. Ve iki de kız kardeşi var. Devam. Henüz gelmedim bakın. Spor kısmına. She always gets up very early in the mornings. Sabahları çok erken kalkar ki bunu hep yapıyor. And does sports ve spor yapar arkadaşlar. Even at weekends. Hatta hafta sonlarında bile. Burada dedi ki hafta sonların haricinde. Hayır hafta da bile dediğine göre burası arkadaşlar ne olmak zorunda? False. Yanlış bir cümle. Peki. Altıdan devam ediyorum. She is very sure of herself. Arkadaşlar Emizar sure of myself mesela kendimden emin olduğumu bakın kendisinden çok emin bir insandır. Bakalım kendisine bu kadar güveni hakikaten var mı? Devam ediyorum. She is energetic and disciplined woman. Diyor ki enerjik bir kadındır ve disiplinli bir kadındır. She is also confident and assertive. Bakın şimdi arkadaşlar. Confident ve assertive. Bu kelimeleri gördüğünüzde eminlik, kesinlik ifade edecektir. Yani siz kendinizden eminsiniz. Demek ki arkadaşlar bu kişi confident and assertive olduğuna göre bu cümle doğru bir cümle diyorum ve anlatmaya devam ediyorum. Peki neden bu cümleyi kurmuş? Yani niye kendisine son derece güveni var? Because most of the time, most yüzde elliden fazlasını çok fazlayı ifade edebilir. Dolayısıyla zamanın büyük bir kısmını baktığımda she is able to get her points across yani çoğu zaman diyebiliriz arkadaşlar çok çoğu zamanda diyelim burada. Most of the time çoğu zaman yani böyle usually gibi düşünün. She is able to get a point across düşüncelerini karşıya kolaylıkla geçiren ifade eden bir insanmış. She is oh, bu arada bakalım bir sonraki cümle. She isn't fond of hearing new ideas. Diyor ki yeni fikirlere, yeni düşüncelere kulaklarını kapar. Yani yeni düşüncelere açık bir insan değildir. Bakalım doğru mu? She is always willing to try new things. Bakın yeni şeyleri denemeye willing, isteklidir, heveslidir. O consider new ideas veyahut da yeni fikirleri her zaman düşünür, göz önünde bulundurur arkadaşlar. Dolayısıyla she isn't fond, yeni düşüncelere pek de açık değildir. Arkadaşlar bu yanlış bir cümle oldu. Devam. She is open minded yani open minded bir kişidir kendisi. And yani finally bir de son olarak şuna bakacağım. She is a highly emotional woman. Zaten kendi hislerini anlattığına, deeply bir şekilde anlattığına göre yüksek derecede hissiyatlı bir kadın olması da değil mi arkadaşlar? She cares a lot about other people's feelings. Bunu açıklıyor bakın öyle hissidir ki. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Diğer insanların other people's feelingslerine, hissiyatlarına çok dikkat eden, önem veren bir kişidir. Devam ediyorum. Diyor ki, she thinks she is never moody, hiç depresyona girmediği, asla depresyona girmediğini söylüyormuş. Bakalım doğru mu? Diyor ki, I can be rather moody at times, ara sıra. Moody pozisyon yani modum düşer. Depresyona girerim demek. Which is ki bu özellik my worst quality. Benim en berbat özelliğimdir. O zaman arkadaşlar ben buna F diyorum. Burada diyor ki hiç moody olmaz ama ara sıra at times sometimes yani moody olduğunu ve bunun da kendisinin en kötü quality özelliğini vasfı olduğunu söylüyor. I hope ve inşallah I can meet her. Öyle bir gün gelir ki one day onunla karşılaşırım. And have a chance to talk about poetry. Ve şiir hakkında da efendime söyleyeyim onunla sohbet etme şansı bulurum diyor yazarımız. Arkadaşlar sayfayı çevirdim. Tüm lezzetimle devam ediyorum. Şimdi karmaşık gibi görülebilir. Diyor ki bakın choose the correct option to make. Hemen şu make yazısını şöyle Düzeltelim arkadaşlar. Make diyelim. Şöyle yazmam lazım. To make a meaningful dialogue. Pekala. Şimdi anlamlı bir diyalog oluşturabilmek için bir seçim yapmam lazım. Karışık cümleler var. Acaba bu konuşma hangi düzende gitmiş? Şimdi öğrenci bana şunu soruyor. Diyor ki: "Hocam <laughs> ben burada çok karıştırıyorum. Hepsini mi okuyacağım? Nereden başlayacağım?" Arkadaşlar, bu tür durumlarda şıklardan başlamalısınız. Teknik budur. A şıkkının ilk şeyine bakıyorum, maddesine bakıyorum. Yani üçle başlayan maddeye bakıyorum. Bir konuşma bu üç ile misal başlayabilir mi? Bakalım. I am afraid I disagree with you. Başlayamaz. Üç ile başlayamaz. Neden arkadaşlar? Sizin birisine I disagree with you. Sana katılmıyorum diyebilmeniz için Bundan önce bir şey söylenmiş olması lazım. Şimdi A'yı eledim. 3 ile başlayan başka bir şık var mı? Bakın 3 ile başlayan bir şık var. O zaman ben D'yi de eledim. A olmaz ise D de olamaz. Bitti. Şimdi 5 ve 1 var elimde arkadaşlar. Bu konuşma 5. madde ile başlayabilir, 5. cümle ile başlayabilirmiş. Şimdi 5 burada bakalım. I think Sümeyye boyacı is the most determined sportswoman I've ever known. Benim düşünceme göre Sümeyye Boyacı bugüne kadar karşılaştığım, bugüne kadar bildiğim en kararlı sporcudur. Şimdi burada bir fikir sundum ortaya doğru mu? Cümle 5 ile başlayabilir. Peki bu bir kalsın arkadaşlar. Peki bu konuşma daha doğrusu 1 ile başlayabilir mi? Hemen 1'e bakıyorum. Also she is such a sincere girl. Bakın also diyebilmeniz için öncesinde bu ayrıca demek ya öncesinde bir şey söylenmiş olması lazım. O zaman bu konuşma bir ile başlayamaz. Güzel. Şimdi gelin konuşmayı anlamlı bir hale getirelim. Beş diyor ki bana Sümeyye Boyacı benim bugüne kadar tanıdığım gördüğüm en determined kararlı kişidir. Şeyde sporcudur demiş spor. I really admire her ve ben kendisine hayranım. Diyor ki arkasından dört gelebilir mi? Bakalım I totally agree with you. Kesinlikle sana katılıyorum. Bakın ne kadar mantıklı gidiyor. She is only 17. Sadece 17 yaşında. And she is the world Paralympic swimming champion. Ve paralimpik yüzme şampiyonu olmuş. Peki arkasına bir gelebilir mi? Also bakın paralimpik bu şimdi hem spordaki üstün başarısı ayrıca yani buna ek olarak bakın anlamlı gidiyor. She is such a sincere girl. Çok samimi bir kız. In one of her interviews, mülakatlarından bir tanesinde. She wholeheartedly, sen. Son derece samimiyetle şunu söyledi. Kız demiş ki arkadaşlar bakın. I have no arms. Evet kollarım yok. But I have two wings. Ama iki tane kanadım var. One is my mother. Bunların biri benim annemdir. And the other is my passion for life. Ve diğeri de yaşama olan ihtirasımdır. By the way. Peki diyor devam ediyor. Who is your favorite sports person? Senin favori o şeyin spor yapan kişinin kimdir? Sporcun kimdir? O, bakalım iki bunun devamı olabilir mi? Nur Tatar. Bakın cevap verdi. Kim? Bakın. Who? Kim? Hop. Nur Tatar. Devam. Uydu. Nur Tatar is my number one. Benimki de arkadaşlar diyor. Bakın şey arkadaşına söylüyor. Benimki de Nur Tatar'dır. She is a real talent in Taekwondo. Yani Taekwondo sporunda efendime söyleyeyim bu dövüş sanatında ciddi tatlı bir yetenektir. 3 diyor ki I am afraid I disagree with you. Bakın ne yaptı? Biz sana katılmıyorum. Önünde bir şey söylenmiş oldu. Sana katılmıyorum. Servet Tazegül is more talented than. işte Servet Tazegül Nur Tatar'dan bence daha yeteneklidir diyor. İşte 2012'de altın madalya şey evet altın madalya aldığını London Olympics'te söylüyor arkadaşlar. Demek ki cevabımız çok net. Bursa ne dedim şıklardan gittim. Çok önemli bir ayrıntı. Evet. Şimdi sayfamı çevirdim. Below aşağıdakiler. Some expressions, bir takım ifadelerdir. Neyin ifadesi? Buying tickets. Şimdi arkadaşlar, siz uçak bileti, otobüs bileti her neyse satın almak istediğinizde hangi ayrıntılı ifadeleri kullanırsınız? List them in the chart. Şimdi burada bir chart var, burada bir çizelge var. Asking for tickets, yani bilet alırken hangi cümleler kullanılabilir? Seats, koltukla ilgili, oturacağınız yerle ilgili hangi sorular sorulabilir? Payment details. Ödeme ile ilgili hangi ifadeler kullanılabilir? Destinations. Gitmek istediğiniz yer. Yani sizin durağınızla ilgili hangi ifadeler kullanılabilir? Mesela bakın şimdi. How much is the ticket? Bilet ile ilgili bir soru var. O zaman ben buraya ne yapıyorum arkadaşlar? A diyorum ve A'yı çöpe atıyorum. How much is the ticket? Bilet kaç para? A bir dakika arkadaşlar. Hayır. Burada fiyat sorduğuna göre Ödeme fik ödeme. Burada payment details. Biletin fiyatını soruyor. Çok özür dileyerek bunu siliyorum. Ve hemen arkadaşlar A'yı payment details'e yazıyorum. Yazdım. Bu bir. Bu gitti. Bu yanlış. Sildim üstünü. Near the front. Bakın. Öne yakın olsun. Hmm, ön tarafa yakın bir koltukta oturmak istediğiniz belli. O zaman ne yapıyorum? B'yi hemen arkadaşlar hop seats koltuklar kısmını yazıyorum. Where are you traveling to? nereye doğru seyahat edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Seyahat ne tarafa? Ne dedik? Bakın destination. Gitmek istediğiniz yer. O zaman buraya da C yazabiliyorum. I would rather travel in the morning. Ben sabah seyahat etmek istiyorum. Yani sabah vaktine, öğle vaktine, akşam vaktine biletiniz var mı? O zaman ne yaptım arkadaşlar? Hemen asking for tickets buraya soru D'yi yazdım. May I book a ticket for March 2nd? Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ne yaptım? Bir bileti ayırtmak istiyorum. Mart'ın ikisine rezerve yapmak istiyorum. O zaman ben yine burada biletle ilgili bir soru sormuş oldum. What city are you traveling to? Siz hangi şehre gitmek istiyorsunuz? diye sordum. Bakın sizin gideceğiniz yer neydi? Destination. Do you accept? Şimdi soruyorum karşıya. Do you accept credit card? Yani kredi kartı ile ödeme kabul ediyor musunuz? Bakın yine payment ile ilgili ödeme ile ilgili o zaman ne yaptım? Hatay. Hop payment'a yazdım. Hatta şurada yine pay kelimesini gördüm. How would you like to pay? Nasıl ödeme yapmak istersiniz? Ödemenizi nasıl gerçekleştirmek istersiniz? Jandarma. J'yi de yine payment detayıza e yazdım. Bir tane kaldı elimde. What time is the next flight to London? Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat edin. Burada bir kere her şeyden önce destination Sormuş mu? Sormuş. Tamam. Kalktı. Bir de burada what time is the next flight? Bir sonraki uçuşun saatini sormuş mu? Sormuş. Burada her hoca kendi dersinde farklı cevap isteyebiliyor. Yani mesela ben burada London'ı gördüm. O zaman buradaki destination'a iyi yazabilirim. Ama hoca diyebilir ki ben burada London'ı istemiyorum arkadaşlar. Bakın uçağın bilet saatini soruyor. O zaman asking tickets yani iyi. Burada hocamızın vereceği eğitim bizi yönlendirecektir. Dikkat. Bazen bazı sorular iki cevaplı olabilir ama hoca onun bir tanesini işler. Şimdi gözlerimize sokmamız gereken ikinci kısım. Bakın arkadaşlar. Hoca sorar diyorum ve gözümün içine içine sokuyorum. Yüzde yüzü. Neden? Çünkü boşluklu sorular, close testler yüzde yüz gelecek arkadaşlar. Şimdi ben burada öncelikle kelimelerin anlamlarına bir bakmak istiyorum. Boarding gate. Uçağa giden, uçağa binen arkadaşlarım bilir. Giriş kapısıdır. Bakın gate zaten normal şartlarda giriş kapısı anlamındadır. Board uçak, tren, otobüs, seyahat edeceğimiz araca binişi ifade eder. Hani baby, baby on board yazıyor ya mesela arabaların arkasında. Arabada bebek var gibi. Burada aynı zamanda binişi. O zaman bu arkadaşlar biniş için giden kapımız. Binişe giden kapımız. Biniş kapısı diyebiliriz. Güzel. Bu bir. Baggage yani sizin suitcase'iniz vardır. Bags'iniz, çantalar. Biz buna ne diyoruz? Bagaj diyoruz arkadaşlar. Elimizde. iki Check-in desk yani biletinizi alabileceğiniz yerdir. Gidersiniz kimliğinizi gösterirsiniz. Biletinizi yani neyinizi? Boring pass. Biniş kartınızı alırsınız. Güzel. Burası kayıt yaptıracağınız desk. O masaya gittiniz. Ee, bavulunuzu vesairenizi verdiniz. Sonra arkadaşlar o da size bir boarding pass verdi. Yani biniş kartı verdi. Biniş kartınızla beraber security kontrolden geçersiniz. Bekleme salonuna gider beklersiniz. Pekala. Şimdi <laughs> Joanna ile Kimberly arasında bir konuşma var. Bakalım ne diyor bu konuşmada. Mom, anacığım. This is my first flight experience. Bu benim ilk uçuş tecrübem olacak. I'm very excited ve çok heyecanlıyım. Here we are at the airport. Ahanda geldik. Havaalanındayız. What do we do now? Şimdi ne öreceğiz? Yani biz şimdi ne yapacağız? Anne şimdi anlatıyor. Kimberly diyor ki, Yohanacığım diyor. First, ilk olarak we go to... The... Nereye gitmeniz lazım ilk arkadaşlar? Boarding pass almak için check-in desk'e gitmeniz lazım. O zaman ben buraya hemen ne yapacağım? Check-in desk, check-in desk yazacağım arkadaşlar. Bu bir. Gittim. We show the passenger attendant artık. Burada ne yaptın? Pasaportunu gösterdin, kimliğini gösterdin ki... Onlar da o esnada senin valizini alır, bagajını alır. Orada bir terazi vardır, tartı vardır. Oraya tartar. 20 kilo geçip geçmediğine bakar. Ona göre arkadaşlar hemen buraya bak. They take our baggage. Bizim bagajımızı alırlar. Çantalarımızı alırlar. Hemen şöyle bir yazalım arkadaşlar. Sonra bize ne verirler? Bu arada gidenleri şu check-in deski yazdım. Baggage yazdım gives us a boarding pass. Biniş kartımızı bize verirler. O zaman arkadaşlar zaten boarding pass şu bilet olmadan ne yapamazsınız? Geçiş yapamazsınız uçağın içerisine. Aldık. And then peki ondan sonra ne yapacağız anneciğim diyor. We go through. Şimdi bu biniş kartını aldın ya. Beklemezse bak departure launch'a gideceksin. Yolcuların bekleme ama oraya giderken ne yaparsın? Kemeri, çantayı, telefon anahtarı çıkartırsın. Yani security şeyden kontrolden geçersin. Bu güvenlik kontrolü demek arkadaşlar. Security'den geçtin, şöyle sığmadı ama en azından şöyle yapalım. Security şey, security control before entering the departure lounge'a girişimizi yap, bekleme salonuna girişimizi yapmadan önce security kontrolden geçeriz. And dedi mi? And we find en son ne olacak arkadaşlar? Boarding gates ve herhalde giriş kapımızı buluruz. Şuraya hemen boarding gate yazıyorum? Bir saniye boarding gate'imi yazdım. And get on the plane ve sonra da uçağa şıkır şıkır bineriz. Anne de diyor ki great işte bu. Let's go. Haydi bakalım yola çıkalım dedik. Sayfayı çevirdik. Bakın arkadaşlar bunu buraya koydum. Şunu şuraya gözümün önüne koydum. Niye? Yüzde yüz gelir bitti. Peki hocam yüzde yüz gelir de ne yapmam lazım? Karma karışık bir görüntü var burada. <laughs> Bakın arkadaşlar. Soruyu alıyorum. Demiş ki where was she two days ago? Şimdi <laughs> Susan diye bir kız, Daisy diye birisine bir yazı, bir mektup yazıyor, bir mail atıyor her neyse. Sorudan gidiyorum. Diyor ki, where was she two days ago? İki gün önce kendisi neredeydi? Bakın burada da cevaplar var. Şimdi bakacağız birlikte. Bunları meç edeceğiz. Dear Daisy, canım Daisy'ciğim. I'm finally home. Sonunda evime geldim. I came from Yellowstone National Park two days ago. İki gün önce Amerika'da bir Yellowstone, ulusal parkı vardır arkadaşlar. Oradaydım diyor. Oradaydım. Bakın iki gün önce neredeymiş? Şimdi birinci soruyu aldım. Burada olduğu yeri bulmam lazım. Bakın Denizli'ye. Hemen birinin karşısına Denizli yazdım. Devam. Diyor ki ikinci soruda. What is the important fact about the old faithful geyser? Şimdi bir, bir geyser varmış arkadaşlar. Bu hani sıcak suların fışkırdığı buharların çıktığı. Bunun Önemi neydi? Bak what is the important fact? Bununla ilgili haki böyle en önemli gerçeğimiz neymiş onu bulmam lazım. I went there for my thesis. Şimdi bir araştırma için oraya gittim. But I had a weekend. Run away at the same time. Ama bu benim için bir hafta sonu için bir lezzet bir kaçışta oldu aslında. It was lovely. Harika zaman geçirdim. When I arrived there, oraya vardığımda. I was amazed. Böyle bir şaşkınlığa düştüm. Neyden biliyor musun? By the natural beauty of the park. Bu parkın doğal güzelliği beni hayretlere düşürdü. I learned from the locals, bak şimdi. Oralar hakkında bilgi ediniyorum. that the name came from Yellowstone. Şimdi neymiş biliyor musun? Burada bir tane Yellowstone River'ı varmış parkın içerisinde. O o isim de oradan geliyormuş. Yellowstone Park diyor ya hani. It was Also the only park that was located in three. Şimdi üç tane şehir var arkadaşlar. Bu şehrin içerisinde ortasında tek bir parkmış bu Yellowstone Park'ı. Bu arada kilometrelerce kare bir doğal parktan bahsediyor onu da söyleyeyim. Peki devam. The park had impressive geysers. Bakın şimdi geliyor yavaş yavaş. Burada sıcak su kaynakları geyserler ama bunlar impressive yani çok etkilenmiş arkadaşlar çok etkileyiciymiş. On the first day şimdi ilk günümü anlatayım sana diyor. I went to observe. Neyi gözlemlemeye gideceğim? Eruption o patlamayı. Değil mi arkadaşlar? Bakın gel. The old faithful. Şimdi bu geyserin patlamasını izlemeye gitmiş. The most famous. Bakın the most. Şimdi izle burayı. Dedi ki important fact geliyor. The most famous geyser, geyser in the world. Dünyadaki en ünlü. Şimdi demek ki benim burada dünyadaki en ünlüyü bulmam lazım. It is. The most famous geyser in the world. O zaman arkadaşlar ben iki için Edirne diyebilir miyim? Diyebilirsin hocam. Yazdım. Devam. Which animals did she go and see? Peki gidip de hangi hayvanı bilhassa bakın bir hayvan ismi zaten burada belli de burada görmemiz lazım. Pekala. It erupted every 90 minutes. Bakın her 90 dakikada bir patlama gösteriyormuş. So I waited. Bekledim. Two pictures of two eruptions. İki patlamanın da resmini çekebildim. Hot water and stream, sıcak sular, buharlar rose to the sky, gökyüzüne doğru yükseliyor and created a rainbow ve müthiş bir e, neydi onun adı? Rainbow yani hmm, gökkuşağı oluşturuyordu. The scenes were fantastic, oradaki o doğal görüntü, manzara muazzam güzeldi. On my second day. Şimdi ikinci günümden bahsedeyim. Yellowstone National Park içerisinde geçirdiğim. I went to see bison. Şimdi arkadaşlar bu kelime bizon hayvanından bahseder. Tekil olarak kullanabilirsin. Çoğullaştırmak istediğinde S verme. Çünkü bizonlar demek istediğinde yine bu şekilde tekilmiş gibi yazıyorum. Tekil de çoğul da aynı. Peki 3 için Adana. Aa burası 3 arkadaşlar bu arada. Şöyle yapalım hemen 3. 3 için Adana diyebilir miyim? diyebilirim. O zaman Adana'da gitti. Bir sonraki soruya geliyorum çocuklar. Diyor ki: Why, dilerim. was the park a habitat for mammals only? Peki bu Yellowstone Parkı sadece memeli hayvanların doğal yaşam alanı mı? Bir bakalım. Devam ediyor. They were so lovely. Ya çok... ee, bak, dilerim. şurayı çevirelim arkadaşlar. Bison'ları görmeye gittim. Nerede gördüm onları? In their natural environment. Evet, biz onların bulunduğu yer Yellowstone arkadaşlar. Kendi doğal ortamlarında. They were so lovely. Çok tatlılardı, çok güzellerdi. The park guide told me. Şimdi orada bir rehber var arkadaşlar ve bu rehber bana bir şey diyor ki, That the park was also home to great bakın arkadaşlar. Bizim bu parkımızda sadece biz onlar yok. Boz ayılar var, kurtlar var geyikler var ve diğer birçok memeli türleri var. Yanında kuşlar. Kuşlar biliyorsunuz memeliye girmiyor yarasa hariç. Yarasa kuş diye geçmiyor bu arada. Hayvan diye memeli diye geçiyor. Fiş mesela balıklar arkadaşlar. O zaman burada bir durum var. Was the park a habitat for mammals sadece memeli hayvanlar için mi? No. It was a home to many species of animals. Birçok hayvan türüne ev sahipliği yapar. O zaman arkadaşlar ben dörde Hemen şuraya B yazıyorum. Çok net bir şekilde. Tabi çok net olmadı arkadaşlar B. Niye derseniz pek görünmedi gibi. Şöyle koyulaştıralım. Şimdi geriye 5 C kaldı. Şu. Is a geyser. A geographical formation. Bu geyserler coğrafik oluşumlar mıdır? Bakın arkadaşlar bu zaten coğrafik oluşum. Bunu okumaya gerek yok değil mi? Diyor ki <coughs> C'de. Yes. Evet sorunun cevabı evet. It is a hole. Bu öyle bir delik ki in the ground yeryüzünde. Ve bu ground'dan bu delikten from where ki bu delikten hot water and stream erupts. Ne yapıyor arkadaşlar? Sıcak su yukarı çıkıyor. Buharlar yukarı çıkıyor. Demek ki coğrafik bir oluşummuş. İşte bu kadar. Devamında şunu söylüyor. At the end of the weekend. Bu hafta sonunun sonuna geldiğimizde. I understood why the park was. Şimdi şunu gördüm. Niye bu park ...bir dünya mirası olarak UNESCO tarafından e, ilan et Çünkü e, müthiş bir natural beauty var burada arkadaşlar. I hope we may visit the park together sometime. Ümit ediyorum ki Daisy'ciğim bir gün birlikte bu parkı inşallah ziyaret ederiz. Anyway, her neyse. That's all from me now. Şimdilik for, for now. Şimdilik benden bu kadar. Take care Susan. Kendine iyi bak. Ablan Suzan veya arkadaşı neyse işte. Şimdi arkadaşlar dedi ki World Heritage varsa past'ı bilmeniz lazım. Konu past ise B'yi gördüyseniz aklıma ilk ne gelecek? M, is, are gelecek. Fakat bu M is emizar gelirken beraberinde ne olacak arkadaşlar? M ile izin vaz olması gerektiği, arın da vöre dönüşmesi gerektiği past formasyonda aklıma gelecek. Bakın şimdi. Fill in the gaps. Using appropriate past forms of be, B'nin uygun olan geçmiş hali ile boşlukları doldurunuz. Andy is in the U.S. with Grace and William now. Andy şu anda Grace ve William ile birlikte Amerika'dalar. Şu anda'yı nereden aldın hocam? Emizara gördüğünüzde aklınıza ne gelsin arkadaşlar? Now şu anda demek. Fakat long ago çok daha öncesine gidelim. Bakın pasta gittim ego var arkadaşlar. He, he tekildir. O zaman ben buraya ne yazacağım? Was. He was there with his family. Daha önce ailesiyle birlikte oradaydı. İki. Daniel and his son. Şimdi az önceki Andy'nin erkek çocuğu olan Daniel is 12 years old now. Şu anda kaç yaşındaymış arkadaşlar? 12 yaşındaymış. Şu anda olduğunu nereden anladım? Emizar. Now. Zaten bak now da vermiş. Emizar varsa now vardır. When they were in the U.S. Bakın şimdi. Onlar eskiye gitti. U.S'deyken o zaman kaç yaşındaymış diyen yıl bakalım. Arkadaşlar he yine ne olacak? Tekil olduğu için was alacak. He was only 10 months old. Sadece 10 yaşındaydı. Üçle devam ediyorum. Andy is in New York for academic purposes. Andy şu anda bakın akademik amaçlı New York'ta bulunuyor. But, ama his previous visit, daha önceki ziyareti was not. Gördünüz mü arkadaşlar? Daha bu daha önceki ziyareti tekil olduğuna göre was word'dan was'ı seçtim. Parantez içerisinde olumsuz yapmamı istediği için wasn't for academic purpose. Yani daha önceki ziyareti akademik amaçlı değildi. 4. This morning, bu sabah. Bakıyorum, şimdi bu sabah bir şey yapmış bu. Kahvaltı etmiş Suzan'ın kafesinde. Kahva onu bize anlatıyor. We were. Biz ne dedik bu sabah biliyor musunuz arkadaşlar? Suzan'ın kafesindeydik. Hocam peki şu anda olamaz mıyız? Hayır pasta doldurun diyor arkadaşlar. O yüzden şu anda olmaz. This morning we were at Susan's cafe for breakfast. Bu sabah kahvaltı için Suzan'ın kafesindeydik. Evet. The portions tabaklar, porsiyonlar were large, kocamandı, büyüktü. Evet. But they were not delicious. Ama They were not delicious. Hiç de lezzetli değildi. Devam ediyorum. Geldim 5'e. Sam diyor ki, bak şimdi. Sam Carol'a soruyor. How was your trip? Seyahatin nasıldı? Hemen yazalım. How was. Tekil olduğu için you bakın your. Aman diyeyim. Siz sen senin seyahatin bir tane seyahat var burada bakın. How was your trip to Rome last week? Geçen hafta Roma'ya yaptığın seyahat nasıldı? It was amazing. Amazing de arkadaşlar. Çok güzel bir seyahat yaptım. Lisa, mm, I can't remember her face. Lisa mı? Mm, Yüzünü hatırlayamadım. Were we, bakın arkadaşlar çoğul olduğu için hemen ne yaptım? B'nin e, R e, fiilini Word formatına çevirdim. Were we in the same class at primary school? İlkokulda biz ya aynı sınıfta mıydık? Bakın dili geçmiş zaman. Son. Şimdi burada dikkat. Bir deriz derar sorusu geliyor. Şurada baktığımda arkadaşlar nokta noktanın arkasında en iyi görüyorum. Olumsuz yapmam gerekiyor ama there wasn't mı there weren't mı? Hop burada bir çoğul olduğuna göre en sayılabilir ismi olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde arkasına aldığında bu ismi çoğul ister. O zaman ben buraya ne yapıyorum? There were. Hayır olumsuz. There weren't. Hop eni olumsuz ve sorularda kullanıyorum değil mi arkadaşlar. There were not any fresh tomatoes at the marketplace last week. Geçtiğimiz hafta marketplace'te o pazarda hiç taze domates yoktu. I think it was. Bunun neden olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Bak, I think it was because of the heavy rain yani çok dehşetli yağmurdan ve frost, dondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum dedi ve sayfamı çevirdi arkadaşlar. Diyor ki, make the past simple. Positive, negative Or question. Şimdi past simple cümleler oluşturacağız arkadaşlar. Fakat bunları oluştururken ne yapabilirim? Olumlu cümle yapısı, olumsuz cümle yapısı, olumsuz arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Şöyle hop çizgimi çekiyorum. Olumsuz cümle yapısını yoksa soru mu? Tabii ki beni iki şeye dikkat. Parantezin içerisinde not var mı yok mu? Cümlenin sonunda soru işareti var mı yok mu? Not var olumsuz. O zaman ne yaptım bakın arkadaşlar? I didn't Drink birinci halde gelecek. Didn, did yani yardımcı fiili piyasaya çıktığında ana fiil verb 1 olarak bizim karşımıza gelir demiştik. İşte bu kadar. I didn't drink any tea last night. Any. Arkasından sayılamaz isim gelmiş arkadaşlar. Çoğullaştıramazsınız. She. Bakın düz bir cümle. Get'in ikinci hali olan got'ı verdim. She got on. The bus in the center of the city. Şehir merkezinden otobüse bindi. Bu kadar basit. Devam. What time did bakın he gördüm. Hiç önemli değil. Öznen ne olursa olsun hemen did ver soruda. Soruyorsa zaten arkadaşlar did başta gelecek. Unutmayın. Öznenin önünde gelecek. What time did he get up aynı şekilde kalır arkadaşlar. Sakın verb 2'ye falan çevirmeyin. Did var çünkü. Saat dün saat kaçta kalktı? Where bakalım. Trenden nerede indin? Where did you get off. İşte bu kadar. Where did you get off the train? Trenden nerede indin sorusunu sordum. Bakın mesela ben Victoria'da trenleri değiştirmedim. Başka bir trene geçmemiş yani. O zaman ne yapıyorum? I didn't change aynı yazıldığı gibi parantezde geldi arkadaşlar. I didn't change trains at Victoria. Geldim 6'ya. Hemen devam ediyorum. Bakın çok geç kalktık. We wake'in ikinci halini bilmem lazım. Walk. We woke up very late. Çok geç kalktık. Bakalım bir soru istiyor arkadaşlar. What? Hmm. What did he give his mother for a birthday? Annesine doğum gününde ne hediye verdi ya da ne verdi diyebiliriz. Geldim arkadaşlar. 8'e geldim hemen. Diyor ki, I received. Bakın düz bir cümle. Olumsuzluk yok. Receive kelimesini yazdım, sonuna ED ekledim çünkü bu düzenli bir fiil. 300 euro aldım. Yani amcam öldüğünde when my uncle died amcam öldüğünde I received 300 euros 300 euro aldım. Bu kadar basit. Pekala 9'a bakıyorum. Olumsuzu gördüm. Hemen ne yaptım? Didn't'ı verdim. Use birinci halde geldi ve defter kapandı arkadaşlar. We didn't use the computer last night. Dün gece bilgisayarı kullanmadık demiş ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada bir soru. Soruyu gördüğüm anda did yardımcı fiilini yazar. Özneyi getiririm. Did she? ve şuraya make'i koyup çevrimi yaparım. Did she make good coffee? İyi bir kahve. Yaptı mı? İyi bir kahve yaptım mı yapmadım bilmiyorum ama güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Ödüllü soru sizlerle buyurun.